Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bugünkü bölümde size bu anlatacaklarım gerek XH2S gerek XH2 için de geçerli olacaktır ama ben bunu ağırlıklı video kamera olarak kullandığım için XH2S'te anlatacağım. Ve size ben bütün video özel ayarlarımı anlatacağım. Niçin, nerede neyi kullandığımı anlatacağım. Böylelikle bunlardan siz istediğinizi kendinize göre uyarlayıp kullanabilirsiniz diye. Şimdi sevgili dostlar, genellikle ben ağırlıklı bunu stüdyo ortamında çektiğim için stüdyo ortamında ne demek? Hangi ışık ortamı, hangi keldini kullandığım ortada olan, yani belli olan ortamlar için. Dolayısıyla tam kontrollü bir ışık ortamı için. Bunun için yaptığım ilk şey öncelikle menüye girelim. Öncelikle videomundan gidelim. Ve ben 4K 16 bölü 9 24 fps çekmeyi seviyorum. Buradan çıktığım zaman burada da tercihlerimde çok geniş bir dinamik aralık alanı kullanmayacağım için de ProRes LT seçeneğini seçmiş vaziyetteyim. Ben f 2 çekmeyi seviyorum ama siz arzu ederseniz f 2 değil doğrudan doğruya yukarı HDMI'ye çıkartır ve istediğiniz film simülasyonlarından bir tanesini de seçebilirsiniz. Proxy kapalı, RAW kapalı. Buradan çıkalım arkadaşlar. Çekim modu manuel çekiyorum. Yani neden manuel çekiyorum? Çünkü 24 fps ayar için benim enstantanemin mutlak sureti 1 bölü 48'de olması gerekiyor. Ee, onun haricinde de genellikle F4 çekiyorum. F4 çektiğim için de başka ayarlar da yapıyorum. Dolayısıyla video modumuz 4K 24P şeklinde. Yüksek hızlı kaydım kapalı, medya kaydı ayarı. Benim birinci de çünkü bende CF Express e kart var. Ama sizin yoksa o zaman bunu ikiye getirmeyi unutmayın lütfen. HDMI çıkış ayarlarına hiç şey yapmayın. Video kırpma oranını sabitleyi kapatta tutuyorum. F-Log kaydı dediğim gibi F-Log 2 ayarladım ama siz film simülasyonu seçmek istiyorsanız da birinci seçeneği tercih edeceksiniz. Ondan sonra devam edelim veri düzen ayarı video zaten. Işık titreme enstantane hızı ayarı kapalı. AIS modu burada kapalı tutacağım çünkü gerek yok. Şu anda sabit çekim yapıyorum. Tripodta çekim yapıyorum. AIS mod boost'u da kapalı tutuyorum. ISO'mu burada ayarladım ama bu tabi ortamınıza göre sürekli gözden geçirmeniz gereken bazen başka bir lens kullanırsınız. F4 değil de F2 ya da F2.5'ta çekersiniz. O zaman da ISO'nuzu manuel olarak düşürmek zorundasınız. Zebra seviyemi her zaman için kayıt bende. Mutlaka zebra seviyemi açıyorum. Zebra ayarımı açıyorum. Sağ olabilir, sol olabilir önemli değil. Ve zebra seviyemi mutlaka %90'da da tutuyorum sevgili dostlar. Bunu kapalı tutuyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Bu video için optimize edilmiş kontroller. Arka ekrandan hakim olduğunuz, dokunarak yaptığınız kontroller ki ben buna dokunmak istemiyorum. Tali lambası çekim yaptığınız anda görebilmek için önde ve ışık, arkada ışık oluyor. Soğutma fanı olmadığı için herhangi bir şeye dokunmaya gerek yok. Sonra da daha önceden de özel mod ayarından hangi ayarlarınızı video moduna getirecekseniz buradan mutlaka bunu yerine göre sabit ya da video olarak değiştirin. En son yapmanız gereken şey de buradan çıkıp yeni bir kişisel ayar düzenle kaydede gelip Buraya ben atamış vaziyetteyim ama size göstermek için. isim vermek adına da kişisel ayarı önce isim verin arkadaşlar. Burada ben stüdyo demişim. Buradan tekrar ayarla diyorum. Geçerli ayarları kaydet diyorum. Uygula diyorum. Böylelikle ayarlarım kaydedilmiş oluyor. Şimdi bu benim birinci ayarım. Benim ikinci ayarım dış çekim. Işık, doğal ışık ile elde çekim. Bunda da Neler yapmışız ona gelelim. Buradan çıkalım sevgili dostlar ve C2'ye getireyim. C2'de ayarlarım otomatik olarak zaten kaydettiğim için. Kayıtlarımın üzerinden geçelim. Şimdi menüye girelim. Ve en başa dönelim. En başta bazı değişikliklere imza atmışız. Önce ne yapmışız sevgili dostlar? Burada herhangi bir değişikliğimiz yok ama burada Movie ProRes 4.2.2'ye çıkarttım. Yani dışarıda daha kuvvetli bir dinamik aralığı farkını daha iyi kayıt yapması için e, kullanmayı tercih ediyorum. Onun haricinde yine F-Log 2'deyim. Proxy kapalı, rol kapalı. Çekim modu manuel. Yine 4K 24 fps. Şimdi diyeceksiniz ki ama burada çekim yapamazsınız. Haklısınız. Zaten dışarıda çekiyorsanız mutlak surette bir e, variable yani ya bir variable ND filtre ya da 3, 6 ya da 9'luk ya da 10'luk ND filtre kullanmadan zaten dışarıda çekim yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla NDPT ile beraber yapacaksınız eğer ki siz bu ayarları kullanmak istiyorsanız. Şu anda yüksek hızlı kayıt kapalı. Medya çıkış ayarı var. Bir tekrar. HDMI bilmem ne bunların hepsini geçiyoruz. Burada sevgili olsa bir fark. Benim AIS modum IBIS OIS. Açık. Bunda kapalıydı ya. IBIS OIS'ı açtık. AIS mod boost'u ben kapalı tutuyorum. ISO'yu burada otomatik ayarladım. Şimdi diyelim ki altılık bir ND filtre koydunuz. Ee, ama biraz daha karanlık bir ortama gittiniz. E, o zaman da ISO'nun sizin e, o şeyinizi telafi etmesini, yani o arayı telafi etmesini istediğiniz için ISO'nuzu otomatikte bırakın sevgili dostlar. Tekrar zebra ayarı, zebra seviyesi, tali lambası gördüğünüz gibi fazla bir değişikliğimiz yok. Daha önce girmediğimiz bir menüye gireceğiz. IQ Beyaz dengesi. Daha önceki beyaz dengem benim şeydeydi. Kelvin'deydi ve Kelvin'in benim istediğim ayardaydı. Dolayısıyla 3400 Kelvin'e göre ayarlıydı ama... ...burada gördüğünüz gibi... ...burada gördüğünüz gibi... ...beyaz öncesi ambiyansı tercih ediyorum sevgili dostlar. Onu bilin. Ondan sonra AFMF'ye gelirim. Sonra da değişik yapacağımız şeylerden bir tanesi. Burada netleme bölgesi vesaire değil. Odak tipi AFC gayet doğal olarak. AF tipini ben mutlaka değişken AF olarak tavsiye ediyorum sizlere. AFC özel ayarlarında da ufak değişiklikler yapıyorum. Çünkü biraz daha yumuşak geçiş istiyorum. Ve AF hızını eksi ikiye getiriyorum. Takip hassasiyetine çok dokunmuyorum şu anda. Çünkü zaten hani çok süratli bir şeylere gerek yok. Ama AF hızının biraz daha yumuşak geçiş sağlaması için. Mesela bana bakarken elime geçtiği anda daha yumuşak bir geçiş yapması için AF hızını eksi ikiye ayarlıyorum sevgili dostlar. Buradan da çıkalım. Bunları neden kapalı tutuyorum? Çünkü bunları ben iki tane fonksiyon düğmesine ayarlıyorum ki her zaman insan çekmekle yükümlü olmadığımdan dolayı sadece insan çekeceğim zaman ya da hayvan ya da nesne çekeceğim zaman bu iki düğmeye fonksiyon düğmesini atıyorum. istediğim gibi açıyorum ve kapatıyorum e, AFMF kapalı, MF yardım tepe ne olur ne olmaz bazen manuel ayarlamaya yapmak zorunda kalabilirsiniz. Vesaire vesaire. Alan derinliği ölçeği film format demeli tabii ki. Bunda herhangi bir şey düzeltmenize gerek yok. Burada eğer ki harici bir mikrofon koymayacak, koymadıysanız, koyuyorsanız oradan ayarlamasını yapacaksınız. Koymadıysanız hiç gerek yok. E, dokunmayın hiçbir şeyine. Aynı şekilde bu sefer de tekrar videoya geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz ta o şey yerine kadar. Ee, evet kişisel ayar düzenli kaydede giriyorsunuz. Daha önceden zaten ayarladınız videonuzu unutmayın. Buradan isimlendiriyorsunuz. İsimli yazdıktan sonra ayarla diyorsunuz ve geçerli ayarları kaydet diyorsunuz, uygula diyorsunuz. Şimdi C3'e Dış çekim ama gimbalı dış çekim yaptım. Çok uzatmayacağım orada sadece IBIS'i kapattım yani e, IBIS'i kapattım. Onun haricinde bütün ayarlar birebir aynı sevgili dostlar. Şimdi gelelim ağır çekim modu. Ağır çekim modu da bizim neredeymiş? C4'teymiş. C4'e gelelim hemen. Burada göreceksiniz ki yapıldı. yaptığımız çok basit bir şey var. Buraya gelelim tekrar dönün dönelim ve şurada yüksek hızlı kayıt ayarını açtım. Ve 4K 120P'ye göre ayarladım. Ve onun haricinde hiçbir değişiklik yapmadım sevgili dostlar. Ve kaydımı yaptım. Şimdi buradan da çıkalım. En son ne yapmışım? Ona da bir göz atalım sevgili dostlar. Evet. Son yaptığım önemli bir ayar. Tekrar gelelim buraya. Ağır çekim diye atamışız zaten. Ee, evet. C5'e 5 floresan ayar yaptım. Biliyorsunuz en sıkıntılı şeylerden bir tanesi. C5'e gelelim. Onda da yaptığımız tek bir şey var. Yine bütün ayarlar aynı. Ama tek bir fark ile ee, buradan pardon, buradan göreceğiniz bir ayarı açtım. Heh, şurada, evet. Işık titremsiz enstantane hızı ayarını açtım. Onu açtığınız zaman normalde yüksek yapar yaparken şuradan geri geldiğim zaman Aşağıda el göreceğiniz SS50 diyor ve bunu biz gördüğünüz gibi çok küçük şeylerde yani yüzdelerde ilerletiyor ve oynatıyor. Dolayısıyla da floresanınızın ayarına göre düzenleme yapmanıza izin veriyor. Ama eğer ki floresanla bu ortama girmeyecekseniz de bu sıkıntılı. Çünkü durmadan hani küçük bir geçiş için bile dünya çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Tekrar gelelim 50'ye. Son olarak da sinematik ayarıma gelelim. Sinematik ayarı C6'da. Öncelikle yaptığım şeylerden bir tanesi. En başa dönmek zorunda kalırsak eğer. Pardon. Burada gördüğünüz gibi öncelikle DCI 17 bölü 9 seçtim. ProRes bu sefer HQ'ya çıkarttım. Ki elimde benim bol miktarda biraz tabii çok da fazla hafıza yer ama en yüksek kalitede kayıt yapar. Dolayısıyla da istediğiniz düzeltmeleri daha sonra efekt çekimden dolayı yapabilirsiniz post prodüksiyonda çekim modu aynı DCI 24P 140 kayar başka yaptığımız bir şey var mı Şimdi sevgili dostlar burada gerek beyaz dengesi ayarı gerek ISO ayarını falan zaten hepsini manuel yapacaksınız sürekli olarak. Hatta belki yerine göre video çekimde manuel netlemeyi de manuel netlemeyi de manuel yapmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla onlara herhangi bir ayar yapmanıza gerekiyor. Yok onlar sürekli değişecek. Unutmayın bunu Ata ortam Kelvin'ini ölçen ölçer ya bir işte yeni bir aplikasyon yükleyeceksiniz ya da ona göre şeyler var. Kelvin ölçerler var. Onlardan bir tane almanız gerekiyor. Dolayısıyla o bambaşka bir konuya giriyor ama aklınızda bulunsun böyle bir ayarda yapmış oldum. Şimdi bunda fotoğraf ayarlarımı anlatmadım çünkü benim niyetim o fotoğraf ayarlarını sevgili dostlar size kısa şekilde anlatmak olacaktır. E, ee, Valla umarım bu içerik hoşunuza gitmiş. Sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilsiniz. Lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.